Ankara'dan merhaba. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Gözlerimiz orta vadeli programdaydı. 2024-2026 dönemine ilişkin orta vadeli program açıklandı Ankara'da. Ve buradan çıkan önemli mesajlar var. Bunları konuklarımızla değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Şöyle bir Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına baktığımız zaman, mesajlara baktığımız zaman bu yılki OVP'ye yenilik olarak yapısal reformları dahil ettik değerlendirmesini yaptı. Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefleniyor denildi. Bu arada enflasyon hedeflerini şöyle bir hatırlatırsak, 2023 için yıl sonu hedefi beklentisi daha doğrusu %65, 2024 için %33, 2025 için %15.2 ve 2026 için ise %8,5 olarak bir beklenti var. Yıl sonu enflasyon beklentileri. Deprem harcamaları hariç olarak mali disipline önem vereceğiz mesajları paylaşıldı. Bir yandan da Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak denildi. Para politikası dönemin ihtiyaçlarına göre uygulanacak değerlendirmesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarda bulundu. Orada da dezenflasyon süreci sürdürülebilir büyüme iklimi sağlayacaktır dedi. Kur korumalı mevduat görevini yerine getirmiştir dedi. Bu da önemli mesajlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Kamu harcamalarında kaynaklar öncelikle alanlara tesis edilecek değerlendirmesini de paylaştı. Şimdi öncelikle biz Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu'na gidiyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, hoş bulduk. Nasıl değerlendiriyorsunuz OVP'yi 2024-2026 dönemine ilişkin olarak açıklandı. Sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir sinyal veriyor ekonomi için? Aslında açıklamaları yapıldı. Hem Sayın Cevdet Yılmaz tarafından hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bunlar yapıldı zaman geçtiğimiz süreçte. Güne kadar yapıldı diyebilirim. Bu seferki OVP'yi farklı kılan ilginç konu yöntemin farklı olması. Orta vadeli program bir çok yıllı geleme mantığının uygulamasıdır, belgesidir. Dolayısıyla bunu şöyle düşünmek lazım. 5018 sayılı kanuna göre yapıldığına göre 18 sayılı kanun uygulaması da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarrufu. Aslında ben bu sunumun Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılmasını beklerdim. İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Bunu not etmek lazım. Bu verilen önemin yüksekliği olduğu kadar kendini bağlamanın da bir sonucu görünüyor. Yani ben bu açıdan hem Cumhurbaşkanı Yardımcısının sunumu yapması bir teknik konuda, evet konunun geçmişten gelen uzmanıdır, son derece terminolojiye hakim birisi olarak o konuda söyleyecek lafımız yok, olamaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da arkasından konuyu ifade yerindeyse perçinlemesi, cilalaması, daha böyle güçlü hale getirmesi, bugüne kadar 18 tane orta vadeli programda hiç karşılaşılmamış bir yöntemdir. Çok ilginçtir. Bunu bir kere not etmek istiyorum. İleride bunun mutlaka değerlendirmesi yapılacaktır. Yanlış veya doğru. Ama farklı bir durum. Gelelim, dört temel amaç bunlar gene vardı. Üç temel politika aracı yine şu geçtiğimiz 10-15 günlük süredeki bir tarama, Google taramasında bile bunları çok rahat çıkarabiliriz. Rakamlar boyutuyla dilerseniz bir şey söyleyelim. Orada önemli olan değişiklikler var. TÜFE'nin yıl sonu artık 58-60 değil, 65 olduğu anlaşılıyor. Bu ciddi bir tespit. Sonu 2023 sonunu söylüyorum. Daha 24-25'e, hemen 24'te 33'e düşmesi matematik olarak çok beklenecek bir durum değil. Cari işlemler dengesinin 42,5 milyar dolara düşmesi, inmesi de çok şey değil. Geçen sene 48 milyarsa, ki bu sene ihracat duruyor,
ithalat daha yüksek seyrediyor. Bunu çıkıyoruz. Gayri safi yurt içi hasılanın 2023 yılında 25 trilyon lira ve dolar bazında da 1 trilyon dolar olarak ifade edilmesi biraz rakam olarak dikkatimi çekti. 25 trilyon lirayı 1 trilyon dolara böldüğün zaman sanki 1 doları 25 lira olarak hesaplamış. Bu doğru değil. Şu anda bir de rakam 27 lira. Yani bu ya dolar rakam bazında bir şey var veya TL gayri safi yurt içi hasılada da bir farklılık var. Anlamakta zorlanıyorum. Şimdi ben de sizin gibi izledim. Kişi başına gelir 12 bin dolar. Gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinin %4.4 olarak tespit edilmesi önemli. O da ilk defa telaffuz ediyor. Bugüne kadar 3-3.5 en son 4'lerde telaffuz edilen büyüme şimdi 4.4'e çekilmiş durumda. Gelelim bütçe tarafına iziniz olursa. Lütfen buyurun. Merkezi yönetim bütçe rakamları da değişmiş görünüyor. Yani bütçe giderleri hedefi geçen yıl bugün 4 trilyon 469 milyon lira olarak öngörülmüştü. Şimdi bütçe giderleri 6 trilyon 562 milyar lira olarak belirleniyor. Yani şunu söylüyorum, 2023 yılı bütçe giderleri oldukça revize edilmiş ve yükseltilmiş. 6,5 trilyon liraya kadar çıkarılmış. Bu rakam önemli. Dolayısıyla ona bağlı olarak faiz giderleri de 646 milyar lira ve esas hep konuştuğumuz sizin kanalınızda da paylaştığım bir konuydu. Bütçe açığının 1,5 trilyon liradan 2,5-2 trilyon arası olacağını söylüyorduk. Şimdi devletin artık resmi kayıtlarında bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak öngörülüyor. Yani bu önemli bir tespit, önemli bir değerlendirme. Ha, bu orta vadeli planı farklı kılan bir diğer konu da bana göre çok güç yaratmayacak ama bir satış metni, politika metni olması anlamıyla herhalde önemli. O da öncelikli yapsal alanların belirlenmiş olması. 7 tane öncelikli alan, büyüme, ticaret, iş ve yatırım ortamı, afet yönetimi vesaire. Bunlar zaten bölük bölçük söylenen şeyler. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? 1990'lı yıllarda YÖİK kurulmuştu. Ben o zamanlarda Hazine 94 dönemde Hazine'de görevliydim. Doğrudan doğruya yatırım ortamı iyileştirmesi kurulları oluşturmuştu. Yüzlerce kez bu toplantılar yapıldı. Adı bile değişmeden kendisi sürdürülüyor, devam ediyor. Buna benzer böyle klasik düzenlemeler, bunlar sonuç vermeyecek. Sadece görüntü yaratan şeyler ama bana göre bir yandan da erozyona sebep olacak, güvenilirliği zorlayacak konular. O çok önemli. Tabii, en çok hangi bölümü siz sıkıntılı buldunuz? Yani erozyon derken neyi kastediyorsunuz tam olarak? Bir de bir taraftan güven da... Güven erozyonu kastediyorum. Güven erozyonu. Yani, güven erozyonu anlamında söylüyorum. Yani böyle bakınca yapsal alanlarda büyüme ve ticaret, sanayide yerli üretim, lojistik altyapı, sanayi alanlarını genişletmez, planlı tarımsal üretim. Şimdi bunu aslında mesela niye bir tarım ayrı bir başlık olarak alınmamış? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Ki Türkiye'nin, dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası önemimizin daha da arttığı bir dönem. Evet. Daha yeni son ikinci çeyrekte %1.2 büyümenin sağlandığı tarım niye özel bir başlıkla ele alınmamış?
haller kanunundan birden başka üretime kadar gübre, mazot vesaire desteklerinin sistemi verilmesine kadar niye böyle ve takvimi belirlenmiş konular niye yok? Yanına bakıyorsunuz, hocam, öngörülen takvim 2024 birinci çeyrek, ikinci çeyrek. Peki siz mesela büyüme öngörüleri ve enflasyon öngörülerini tutarlı buldunuz mu? Birbiriyle sizce uyum içerisinde olan beklentiler mi bunlar? Ne dersiniz? Büyümeyi ve enflasyonu evet olumlu buluyorum. Tutarlı buluyorum daha doğrusu. O da Merkez Bankası bu konudaki tavrıyla, faiz artırım kararıyla 125'e politika faizini çekerek bir açıkça alışılmışı değiştiren, bozan, ezber bozan tavrı oldu. Dolayısıyla bu konunun durumunda arkasında olmak adına enflasyonla ilgili beklentiler revize edildi, daha gerçekçi hale getirildi. Ama yani 65 burada yılın son ayı kaldı. 4 Eylül'ün de için. Evet. 3,5 ayı kaldı. 65'i yakalamak tamam, doğru. Bu itiraf zaten tespit. Ama 2024'te 33'ü yakalamak acaba mümkün mü? Evet, o zor. Onlara da bakacağız birlikte. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi sizden almış olduk. Atıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi piyasalara dair tepkileri almak üzere NCM Investment'a gidiyoruz. Araştırma uzmanı Sadullah Çalışır bizimle beraber. Sadullah, hoş geldin yayınımıza. OVP açıklandı. Piyasa tepkisi nasıl oldu? Piyasalar umduğunu bulabildi mi? Bunu sorayım sana. Sözü sana bırakıyorum. Evet, aslında bir süredir burada yeni ekonomi yönetiminin açıklayacağı orta vadeli program zaten içeride bir beklenti yaratmıştı. Aslında geldiğimiz seviyelerde bunun da biraz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Programın açıklanmasının bitişiyle birlikte ilk tepki negatif oldu. Ancak parlayan emareleri gösteriyor. Endeks yükseğe geçmeye çalışıyor. 8100'e devam ediyor. İtibariyle işte özellikle geri döneceğiz. Nurullah Çalışır yeniden bizimle birlikte olacak. İlk tepki negatif oldu ama borsa toparlanmaya çalışıyor, pozitife geçmeye çalışıyor dedi. Şimdi son rakamları paylaşırsak 8191 seviyesinde BIST endeksi %0,54'lük aşağı yönlü bir hareket var. Dolar TL'de de %0,15'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 26,81 seviyelerinden kur şu anda geçiyor. Euro TL tarafında 28,80'i görürken bankacılık endeksine şöyle bir bakalım. Orada da gün içerisinde aslında biraz daha pozitif bir ayrışma vardı. %1'in üzerindeki primleri görmüştük ama şu saatler itibariyle bankacılık tarafında %0,09'luk, yani yalnızca 10.000'de 9'luk yukarı yönlü bir hareket var. NCM Investment'a tekrar gidiyoruz. Sadullah, biraz önce seni duymakta güçlük çekiyorduk. Piyasanın ilk tepkisi negatif oldu ama pozitife dönmeye çalışıyor dedin. Söz yeniden sende. Evet, yani son 4 haftalık işlemlerde yatırımcı bu tarz gün içi yüksek volatiliteye alıştı aslında baktığımızda. Dolayısıyla bu tarz gün içi geri çekilmeler önemli kararların arkasından biraz daha alışık oluyoruz. Merkez Bankası toplantılarında da sonuç toplantıda bunu yaşamıştık. Dolayısıyla genel itibariyle baktığımızda endeks yükseliş momentumunu korumaya devam ediyor. Burada önümüzdeki dönemde baktığımızda beklentilerde pozitif beklentilerin devam edeceğine ilişkin haber akışları ve gelecek ekonomik takvime baktığımızda yine burada iyimser beklentiler oluştuğu için, yer almaya devam ettiği için burada da momentumun sektörel bazda dönüşümlü şekilde ivmesini koruyacağını söyleyebiliriz. Burada teknik olarak seviye vermek gerekirse aşağıda 8000 ana psikolojik destek olarak yer almaya devam ediyor. Yukarı yönde 8400 ve devamında 8600 seviyeleri aslında baktığımızda dolar bazında da 320 dolarlara doğru bir hareketin içerisinde olabiliriz diyebilirim. Orta vadeli programı dönecek olursak eğer aslında burada enflasyon tahminindeki %65'lik tahmin biraz ilk başta manşet olarak yansımıştı piyasaların üzerine. Burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın aslında bu tahmini yaparken Merkez Bankası ile de iletişim içerisinde olduklarını belirtmesi, Merkez Bankası'nın da bu tahmini onayladığını gösteriyor. Onlar çünkü Temmuz ayında açıkladıkları enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerini %58'e açıklamıştı.
Bu şekilde bu tarafa bakacak olursak eğer bir sonraki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da yukarı yönlü bir revize olacağını söyleyebiliriz enflasyonda. Enflasyonun gelecek sene %33 olması bekleniyor ve bu dönemde aslında açıklanan 3 yıllık vadede programda büyümeden de vazgeçilmeyeceği söyleniyor. Dolayısıyla burada %4-4,5'lık 3 yıl boyunca devam eden büyüme devam ederken enflasyonun da bir şekilde 2026'da tek hanelerin %8,5'a geri çekilmesi bekleniyor bu tarafta. Bunun tabii baktığımızda son dönemde daha doğrusu karar sonrası fiyatlamalara baktığımızda CDS'te çok bir değişiklik olmadı. Bugün %1 yukarıda 380 puanda. Kur tarafında bir değişiklik yok. Yine kur tahminlerine baktığımızda orta vadeli programda kurun yıl sonunda 30'lu seviyelere yakın bir noktada olacağını gösteriyor. Yapılan 23,5'luk kur tahmini bu yıl için baktığımızda. Bunun dışında genel itibariyle aslında biraz daha önceki orta vadeli programlara göre daha gerçekçi rakamlar görüyoruz. Hem işsizlik oranı tarafında, cari açık ve bütçe açığı tarafında özellikle deprem etkileri gelecek yıl oldukça gerçekçi olarak verilmiş programda ve biraz daha gerçekçi rakamlar görülüyor cari açıkta ve bütçe açığında vurgulamak gerekirse. Genel itibariyle dediğim gibi bunun endekse ilk tepkisi olmasına rağmen endeks momentumunu korumaya devam ediyor diyebiliriz. Yurt dışı tarafa dönecek olursak eğer son olarak yurt dışı tarafında da bu FED üyelerinden gelen karışık mesajlar olmasına rağmen ABD endeksleri momentumunu korumaya devam ediyor. Zirvelerinden çok uzak olmayan S&P ve Nasdaq endeksi var. Bu akşam orada 5 kitap raporu yayınlanacak. FED üyelerinin kendi bölgelerine ilişkin ekonomik görünümlerini ve beklentilerini paylaştıkları rapor. Dolayısıyla burada 2 hafta sonra gerçekleşecek FED toplantısı öncesi önümüz 2 hafta toplantıda bir faiz artışı beklenmemesine rağmen bundan sonra bir faiz artışı daha olup olmayacağı bu hafta gelecek hem 5 kitap raporunda hem de FED üyelerinin vereceği mesajlarda bu noktaya bakılacak. Bu tarafta yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmayacağına ilişkin mesajların artmasıyla birlikte o tarafta da yeniden dolar endeksinin 103 puanlara doğru gerilemesi ve risk iştahında ABD endekslerinde yukarı yönde yeniden bir momentum kazanmasını bekleyebiliriz diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Paylaşımların için NCM Investment Araştırma Uzmanı Sadullah Çalışır bizimle beraberdi. Şimdi Akıllı Parada yeniden kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı Para devam ediyor. Şimdi stüdyoda değerli bir isim ağırlıyoruz. Denizbank Baş Ekonomisti Serhan Salman bizimle beraber. Serhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Orta vadeli programı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz OVP'de daha düşük bir büyüme, daha yüksek bir enflasyon ve bütçe açığı öngörüldüğünü görüyoruz. Acaba hani gerçekçi buldunuz mu siz OVP hedeflerini, tahminlerini? Ya önce şunu söyleyeyim, bizim açımızdan yol planı her yıl yapıyoruz kendi bütçeleme dönemlerimizde de. Bu planı yaparken de bu OVP olsun, işte Merkez Bankası'nın açıklamaları olsun, geleceğe yönelik projeksiyonların hepsi bizim için çok değerli. Burada bizim kendi yaptığımız hesaplamalarla OVP'de gördüğümüz hesaplar birçok açıdan birbiriyle örtüşüyor gibi. Ama bazı farklılıklar var. Yani bir büyüme tarafında bir de enflasyon tarafında. Ben şimdi bu OVP'yi aldığım zaman elime hemen niye bakıyorum? 2023 sonu ve 2024, hani daha sonrasını daha sonra konuşuruz diye, Türkiye için 3 sene çok uzun bir süre. 2024 tarafına baktığımızda açıkçası şimdi biz büyümenin dinamikleri %4 gibi bir 2024'te bir büyüme beklenmiş. Bu sene 4,4, hani bizim tahminimizde 4 civarında. Dolayısıyla bu sene biz de 3. ve 4. çeyrekte, ki zaten 3. çeyreği tamamlıyoruz. Halihazırda kuvvetli bir veri akışı var. Dolayısıyla büyümenin bu şekilde devam etmesi beklenir. Ama 2024 yılına geldiğimizde %4 büyüme. Şimdi hem global açıdan da belki ayrı değerlendirebilirsin. Hani globalde de %3 bir büyüme bekleniyor ama global oraya gider mi bu faiz ortamında, evet, o ayrı bir tartışma konusu. Bizim tarafa geldiğimizde de güçlü bir para politikası uygulayacaksak enflasyona yönelik ve iş talebi kuvvetli şekilde kısacaksak bunu yaparken o zaman biz bu %4 büyümeye nasıl ulaşacağız? %4 büyümeye ulaşmanın yöntemi hani daha çok herhalde bir iç talebi dış taleple değiştirip güçlü bir ihracat artışıyla destekleyici ama bu yapısal bir dönüşüm anlamına gelir. Bir senede bunu yapmak büyük iş. Dolayısıyla onu göreceğiz. Yani belki %4'lere. Türkiye hep sürpriz ülke. Hani beklediklerimizin hep üzerinde aslına bakarsınız bugüne kadar büyümeler gerçekleşti. Önümüzdeki senede bakarız. Hani belki enflasyon biraz daha yukarılarda bir yerlerde gelir. Evet, yani %4 büyümeye giderken. Örneğin işte 2024'teki kur tahminine bakınca 36,8 büyüme beklentisi. %4 enflasyon %33 bekleniyor.
Evet. Bu mümkün mü sizce hani bu şartlar altında? Yani şöyle bakalım, %65 denilmiş bu sene sonu için. Bu senede %65 yani kurun aslında seyri belirleyecek bu senenin enflasyon görünümüne diyelim. Merkez Bankası'nın 58,5 gibi bir tahmini vardı. Şu anda onu geçmiş durumdayız. Bunun üzerine 62'ydi onun üst bandı. Onun da üzerinde bir 65 açıklandı OVP'de. Daha gerçekçidir tabii böyle baktığımızda. Kurun seyrine göre ben bir miktar daha yukarıda da oluşabileceğini beklerim. Ana belirleyici o olur. Ama şu var, geçen seneden yani matematiksel olarak bir baz etkisi süreci söz konusu. Bu baz etkisi 2023 boyutta bir lehe çalıştığı bir süreç oldu. Şimdi de aslında bu baz etkisinde daha düşük, yani Mayıs ayında falan değil mi sıfır gelen enflasyon rakamlarımız oldu. Dolayısıyla buralarda Mayıs'a kadar bu enflasyonda bir miktar daha yukarıya gittiğini düşündüğümüzde oradan gerisin geriye tekrar 33'e gelmesi çok kolay bir iş değil. Hani orada ne kadar sıkı bir para politikası izlenecek, hangi alanlarda izlenecek, bunlar 33'e giderken hani bizim için belirleyici olacak ama şu anda zor bir görev olarak düşünüyorum yani bu. Evet, zor bir görev olacak. Şimdi bir taraftan da hani bu toplantının önemli olmasının sebeplerinden birisi yabancının bakış açısıydı. Yabancı yatırımcılar sizce hani nasıl bulmuş olabilir, karmaşıklık biraz giderilmiş ya, yani bir sadeleşme var mı hani tonda, bir bunu sormak istiyorum. Bir de hani bizim için de yani genel olarak öngörülebilirlik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönem bir sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararında neler olabileceğine, nasıl adım atabileceğine dair bir sinyal sizce içeriyor mu? Yani hani faize ilişkin dinlediğim kadarıyla bir net bir mesaj verilmedi ne olacağına ilişkin. Ama şu var. Mesela daha önceki OVP 2022 yılında yayınlanan resmi gazetede yayınlandı. Yürürlüğe girdi. Biz bir anda onu yayınlandı dedik Eylül ayında. 4 Eylül'de yanlış hatırlamazsam. Yine Eylül'ün başında bu OVP ile karşılaştık. O şekilde açıklanırken bu sefer Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı ve ciddi bir katılımcı vardı. Geniş bir kitle üzerinden hazırlık yapıldığını, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, herkesin bu program çerçevesinde birleştiği mesajları başta verildi. Böyle baktığımızda aslında biz bu ekonomi planının, programının arkasındayız. Hem hükümet olarak arkasındayız, hem sivil toplum, biz paydaşlarımızla da yapacağımız işleri paylaşıyoruz. Bu çok pozitif bir mesaj bence yatırımcıya. Bütçede açıklanan rakamlar, beklentiler, oraya konan rakamlar bence pozitif mesaj. Çünkü Türkiye'nin güçlü tarafı bütçedir mesela baktığımızda. Ve bizim hesaplarımızla aşağı yukarı birebir örtüştü şu anda bütçeyle ilgili beklentiler. Deprem için yapılacak harcamaları dikkate aldığımızda, depremin önceliklendirilmesi, bunun farkında olunduğu ve bunun farkındalığının devam ettirilecek olması, hem tabii ki insan açıdan hem de ekonomik açıdan ve buradaki göstergeler argüman açısından çok önemli. Biz bununla ilgileniyoruz. Buradan da bir şey yapacağız. Bu alana da ciddi şekilde eğileceğiz denmesi. Bunların hepsi pozitif mesajlar yabancı yatırımcıya. Kamu borç stoğunu gösterdikleri rakam, yani 33-35 gibi rakamlarda gidiyoruz ki bu Türkiye'nin aslında bu hesaplamalarla bu şekilde gidecek olması gayet olumlu. Biz de böyle hesaplıyoruz açıkçası rakamları. Buna benzer rakamlardayız, onu söyleyeyim. Neden olumlu? İşte Avrupa, diğer ülkelere baktığımızda işte %60, %100 gibi rakamlar söz konusu. Baktığımızda Türkiye oldukça düşük bir kamu ve bu bütçe disiplininden taviz verilmeyeceği, bunun da bu şekilde devam edeceğini de aslında bir göstergesi. Rakamlarla da hesaplamalarda, piyasa hesaplamaları da örtüşüyorsa, ki bu yabancı yatırımcılar da ekonomistleri oturuyorlar, bunları hesaplıyorlar. Hani benzer rakamları gördükçe ve bu şekilde de veri akışının devam ettiğini gördükçe o güven tesisi zaman içinde oluşacaktır. Yani siz olumlu yabancının bu raporu olumlu yorumlayabileceğini düşünüyorsunuz. Evet, daha pozitif bakacaklardır diye düşünüyorum. Biraz daha gerçekçi bulup, daha oturaklı, daha arkasında güven veren ve bir destek olduğunu gördükleri. Çünkü bu destek tarafı mesela bence çok önemliydi siyasi tarafta, özellikle ekonomi ekibine. Bunu iki toplantıda görüyoruz. Hem Soçi'de yapılan toplantıda Merkez Bankası Başkanımızın da orada olması, hem bugünkü toplantıda bütün ekonomi ekibimizin, herkesin orada olması Cumhurbaşkanımızla beraber. Bunlar aslında hani desteğin öncü şeyi. Ama faiz tarafına bakarsak, şimdi enflasyonla işte yukarı giden bir enflasyonla şu anda 25'te olan bir faiz patikamız var. Önümüzdeki dönemde herhalde bu şeyin aradaki marjin kapatılması için Merkez Bankası çalışmalar yürütüyordur diye düşünüyorum. Peki yani hani şu ana kadar bu yeni ekonomi yönetimi geldiğinden bu yana işte büyüme mi enflasyon mu öncelikleniyor gibi bir tartışma da vardı. Sizce
Bu programda, açıklanan programda bu tartışmalara son noktayı koyan bir başlık var mı? Yoksa hani hangi yöne biraz daha evrilebilecek yani gibi duruyor? Tartışma açıkçası hani Türkiye hep büyüyen bir ülke ve büyüme önceliklendirmesi devam eden bir ülke. Dolayısıyla daha önce işte büyüme mi enflasyon mu diye baktığımızda aslında bana sorsanız büyüme tabii ki diyeceğim. Büyüme birçok çünkü problemi kapatan bir olgudur. Yani bu sene 25 trilyon TL'lik bir ekonomiye ulaşırsanız, onun üzerine çıkarsanız işte cari açığınızın da bütçe açığınızın da hepsinin değil mi toplam gayri safi milli hasılaya olan oranı düşecektir. Rakamlar da güzel görünecektir. İşsizlik tarafında %10 civarında kanıksanmış bir işsizlik rakamı. Büyüme devam ettiği sürece bu işsizlik yukarıya gitmeyecektir. Hani yine buralarda seyrine devam edecektir. İnsanların hani işini kaybetmeyeceği ve veya benzer bir ekonomik yapı içerisinde hareket edeceğini baktığımızda büyüme önceliklendirmesi zaten hep net. Önümüzdeki sene işte bunun kompozisyonunun nasıl oluşturulacağı önemli. Dediğim gibi iç tüketimi kısacak ciddi önlemler alınacaksa o zaman işte biz bu büyümeye ihracat tarafından mı destek olacağız? Öbür türlü hani %4 rakamı da aynı enflasyon rakamı gibi bir taraftan şey olur. Beklentilerine bakınca hani ihracat tarafının biraz daha desteklenebileceğini düşünüyor musunuz? Yani hani ortalama kur 36-37 gibi bir rakam anladığım kadarıyla. Yani önümüzdeki senenin sonunda 40'lara gelebilecek bir kur. Bu enflasyon 2024 için 36,8, bu yıl için 23,9, 2025 için 43,9 şeklinde şu anda ekranda. Evet, bu yıl biraz aşağıda kalmış görünüyor aslına bakarsanız. Önümüzdeki yıl biraz daha hareketlenecek, daha kuvvetli gidecek. Tabii bu bir açıdan da hani enflasyon açısından da önemli. Çünkü eğer böyle bir rakam konuşuyorsak buradan da bir enflasyona ciddi bir geçişin olacağını da söylüyoruz. Şimdi, bu rekabetçi yani kurun devam edeceği anlamına enflasyon geliyor. Enflasyon beklentisi de %33. Hani orada kur tarafına baktığımız zaman ise hani 36,8. Dolayısıyla hani geçişkenlik acaba orada kendisini göstermiyor. Başka bir şey mi devreye girecek acaba? Evet, yani işte öbür türlü nasıl beklenir? Şu var, Merkez Bankası'nın piyasada özellikle rezervlerini güçlendirmek adına işte bu kur korumalılardan çıkış sürecinde rezerv girip de piyasadan döviz toplamasını ben beklerim. Hani bunun doğru bir adım olacağını düşünürüm. Dolayısıyla piyasada daha uygun fiyatla eğer piyasa aktörleri döviz sunuyorlarsa girip de Merkez Bankamız bu dövizleri de toplayacaktır. Yani bunun da kur üzerinde bir etkisi illaki olacaktır. Ki daha güçlü rezervle işte şu kur korumalılardan çıkışta ve işte önümüzdeki dönem Türkiye'nin yumuşak karnı olarak gösterilen bu işte cari açık finansmanı nasıl olacağı ama işte biz Merkez Bankası da bunu güçlü şekilde de hani yine güven mesajını vermek adına bunların oluşması açısından kurda böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani bu da düşünülmüş olabilir. Evet, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii konuştu, önemli mesajlar verdi. Orada KKM görevini yerine getirmiştir dedi. Bu da önemli. Yani evet. Sonuçta KKM'nin ne olacağı ve işte orada son atılan adımlarla beraber biraz çıkışına dair bir sinyal verildi. Ama hani nasıl bir süreçle sona erecek, bu da bir soru işaretiyken o konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 120 milyar dolar civarına ulaşmış bir KKM büyüklüğünü konuşuyoruz değil mi? Baktığımızda toplam mevduat portföyünün %30'ları galiba aşağı yukarı. Şimdi bu KKM'den çıkış tabii burada aslında şu, bundan sonra KKM'nin üzerinde oluşacak TL faizi, mevduat faizi, bu kur korumalıların daha TL mevduata dönüşü veya yabancı para mevduata dönüşü arasında mudileri, mevduat sahiplerini bir seçime yöneltecek gibi görünüyor. İşte onlar da şunu değerlendirecekler. Mevcut enflasyon ortamının üzerinde bize sunulan bu TL mevduat faizi yeterli mi? Bunu yeterli görüyorlarsa işte TL tarafta devam etmek veya işte tekrardan dövize geçmek arasında bir tercihte bulunacaklar. Şu anda bu faizlerin, yani mevduat tarafındaki faizlerin artma eğiliminde olduğunu görüyoruz ve bunun desteklendiğini de aslında piyasada görüyoruz ki buna yönelik de aslında kararlar da alındı. Hatta çok işte kur korumalılardan, kur koruması olan vatandaşlara önerilen faiz oranlarının daha yukarılarda gerçekleştiğini duyuyoruz diğer mevduatlara göre. Şimdi diğer mevduatlar da onu yakalayacaktır, yukarıya gidecektir. Ama burada şöyle bir çelişkiyle de karşı karşıyayız. Şu anda bankalar öyle çok büyük krediler dağıtmıyorlar. Yani mevduat kredi rasyosu açısından baktığımız zaman bu fiyatlarla mevduat toplamasını gerektirecek bir boyutta banka bilançolarına geçiş olmadı. Kredilerde hızlanması durumunda.
durumunda ve daha iyi faizli kredilerin verilmesi durumunda bunlar banka bilançolarına çok olumsuz etki etmeyecektir. Ama mevduat faizlerinin hızlı gitmesi bir taraftan da bir maliyet yaratacağı için hani bu seçimi göreceğiz. Şu ana kadar özellikle yeni yapılmaması sebebiyle herhalde şimdi ilk hafta verisi bu arada. Geçen hafta verisi üzerinde konuşmalar oldu ama daha yeni çıkmış ve uygulamaya yeni konmuş evet. Bir şey konuşuyoruz. Bu haftanın verisini görmek lazım bu sürecin başlayıp başlamadığına dair. Ama kararı olumlu buluyorum. Bunun arkasında artık çıkılacağını da söylenmesi ve bunun da görevini yerine getirdiğinin de güçlü şekilde söylenmiş olması evet. En azından kur korumaların bundan sonrası için bize pozitif evet. Tarafta bir şeyi var. Artısı var. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Denizbank Baş Ekonomisti Serhan Salman bizimle beraber de akıllı parayı böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.